Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i kulubina Muhammed. Buyurunuz kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve çene kapamak nasip ve müessere eylesin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وبحرمة سيد المرسلين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور صدق الله العظيم. Değerli müminler, Rabbim namazımızı kabul eylesin. Namaza uygun bir ahlakla hayatı yaşamayı nasip eylesin. Gerçek namazın men ettiği münker ve şehvetin her türlüsünden cümlemizi muhafaza eylesin. Rica etsem o kapıyı örtebilir miyiz? Soğuk geliriz size. Bugünkü dersimizde imanın fayda vermesiyle ilgili bazı ayet-i kerimeleri ve bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Uzak yerlerden veya yakından zahmet buyurarak buraya geldiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Fakat takdir edersiniz ki normal vaazlarımız hep aynı ama böyle devamlı takip eden cemaate
aynı bir öğrencinin ders çalışması gibi uzun bir zaman, hafta içerisinde bu konuyla ilgili ayetleri veya hükümleri 50 dakikaya sığabilecek miktarda gücüm yettiğince çalışmaya gayret ediyorum. Onun için bazen bir şeyi bulmak zor oluyor. Bazen de bulduklarımızı anlamak ya da aktarmak zor oluyor. Rabbim cümlemize muvaffakiyet nasip eylesin. Şimdi Kur'an-ı Kerim kavramların istilah manası ya da lügat manası diye böyle tek tek madde halinde açıklamaz. Olmamız gereken şekli bize söyler hadis-i şeriflerde. Ama sonra alimler ihtiyaç olduğu için o manaların içerisindeki hakikatleri toplamaya çalışırlar. İman nedir diye bir soru sorulduğunda genelde 4 çeşit cevap verilmiştir. Birincisi demiş ki iman kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla amel etmektir. Bu üçü olmadan iman olmaz demiş. Bazı müçtehitler, alimler, mezhepler. İkinci bir grup kalb ile tasdik, dil ile ikrar olması lazım demiş. Bu kadardır demiş. Ameller imandan bir cüz, bir parça değildir. Üçüncü bir grup alim ise iman dil ile ikrardır demiş. Dilin söylemesidir. Dördüncü bir grupsa iman kalb ile tasdiktir. Kısaca anlatılacak olursa demiş. Tabi diğerlerini reddediyorlar anlamına gelmiyor. Ama baktıkları yerden, gördükleri delillerden böyle tarif etmişler. Sonra demişler ki iman artar mı, eksilir mi? Bir kısmı demiş ki bir şeye inandım dersen buna toptan inanman lazım. Bunun artacak neresi olur ki? E peki artar diyenler ne oluyor? Onlar da o işin kemalatında artma vardır. Zevkinde artma vardır. Teslimiyetin niteliğinde artma vardır. Yoksa kabulün, reddin her ikisi de bir bütündür demişler. Sonra acaba imanda istisna olur mu demişler. Yani inşallah müminim demek doğru mudur? Yok da müminim hakka, Müslümanım hakka mı demek gerekir demişler. Daha sonra iman sorumluluğu ne zaman başlar? Ya da kişi hangi durumda mümin olduğu ortaya çıkar demişler. Bunun üzerine mesela bir kıssa hepimiz dinlemişizdir. Zeyd'in oğlu Üsame bir savaşta bir düşman bir Müslümana saldırıyor. Sonra da buna saldırıyor. O da kılıcını çekiyor savaş esnası, tam öldürecek. Adam la ilahe illallah diyor. Yani şimdi durdun da kılıç kafana kalkınca mı dedin ki sen kılıcı salladın? O da onu öldürüyor. Haber Efendimiz'e geliyor. Efendimiz la ilahe illallah diyeni mi öldürdün sen diyor. Ya Resulallah korktu da söyledi diyor. Peki kalbini yarıp da baksaydın ya diyor. O kadar pişman oluyor ki keşke Müslümanken başıma böyle bir şey gelmeseydi diyor. Şimdi başka ayetler de var Nisa suresinde bu konuda. Peki iman geliyoruz ileriye doğru. Firavun'un imanı var mıdır yok mudur? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Firavun inandığına ait suyun içinde de olsa ölmeden bir söz söylemiş. Çok az isim vermeyeceğim. Bazı alimler 3-5 tane ama ses getirenler bu iman Allah bilir ama geçerlidir demişler. Fakat ekserisi bu iman geçerli olmaz demişler. Çünkü bu artık tekliften çıktı, icba zor bir duruma düştü. Onun için bunun imanının olması mümkün değildir demişler. Biraz daha ileri gitmişler. Taklit ehlinin imanı geçerli mi değil mi mezheplerde? Mutezilesinde, Şiasında, Ehli Sünnetinde, Selefinde, Eşari, Maturidi. Ne demek taklit?
sülaleden, babadan, aileden, toplumdan gördüğü gibi Müslümanlığı yaşıyor. Başka hiç ne düşünmüş, ne araştırmış, ne kafasında bir soru olmuş, ne bir cevap bulmuş, ne bulamadığından rahatsız olmuş. Öyle bir dert yok. Vur aşağı al yukarı. Demişler ki, taklit bir kısım alimlerle iman olmaz. E ne olacak? Tahkik lazım. Bir işin hakikatini bilmesi lazım. Çünkü fe'lem ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah'ı bil diyor. Bilmesi lazım. Ya da araştırması lazım. Bu işin talebesi olması lazım. İman meselesi ciddi bir iştir. Öyle inanıyor ama hani şöyle söyleyeyim. Bilmediği için inanıyor ya Kur'an-ı Kerim'e bazıları. Tercüme ettin mi adam camideki bile rahatsız oluyor. Az da olsa var rahatsız oluyor. Siyaset yaptı hoca diyor. Hacca gidiyoruz. Tağuttan, faizden bahsettin mi biz buraya dua etmeye geldik. Ne böyle şeyleri vaaz ediyorsun diyorlar. Hacı bile rahatsız oluyor. Peki ne oldu şimdi? İmam Rabbani mektubatında tahkiki imanla taklidi imanın farkını anlatırken her ikisi de cennete girecek ama diyor cennetten alacakları lezzet imandan aldıkları lezzet nispetinde olacak diyor. Yani bir işi hakikatini bilen o nefsin mertebeleri neyse o ruhi yücelme onlarla meşgul olup da hiçbir şey yapmamış ben de Müslümanım demiş adamın alacağı lezzet bir olmayacaktır. Onun için de problem imanın hakikatine erememektedir diye mektubatta birçok mektuplarının var olduğunu görüyoruz. Böyle olunca iman konusu ameller imandan mıdır değil midir tartışılmış. Peki müşrikler Allah'a inandığını söylerler zaman zaman. Yeri göğü kim yarattı diye onlara sorun elbette Allah derler. Münafıklar da Allah'a ve peygambere inandığını söylerler. Bunların bu sözleri dünyada ya da ahirette faydalı mıdır değil midir? Bir de o var. Sonra demişler ki bir insan İslam dinini duymasa, Kur'an'ı peygamberi işitmese imandan sorumlu mu değil mi? Ya kocaman bir insan. İnsan basit bir şey değil ki. İnsanın bedeni özellikleri diğer canlılarda da var. Hatta onlar bizden de daha kabiliyetlidir. Öyle değil mi? 9 tane yavru yapıyor. Onları da sokakta şurada burada bakıyor, büyütüyor. Onların da arzuları var. Korkuları, istekleri, anne olma, aile olma gibi durumları var. O zaman insan farklı bir yönü vardır. Demiş ki bazı alimler, kişi müminliğin hususiyetlerini bilmese bile bir yaratıcının, hareket ettiricinin, yaşatıcının, var edicinin olduğunu bilmesi lazım demiş. Şeriat olarak bilmese bile imanından sorumlu olması lazım. Bazıları da demişler ki وَمَا كَنْتْنَا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا elçi gelmediyse onlar nasıl sorumlu olacak ki demişler. Kısacası iman meselesi Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde, akaidde, tartışılan kelamda, filozofların felsefe meselelerinde o kadar derinliğe inilmiş ki bütün işin temeli imanla başlıyor. Şunu söyleyerek notlarıma geçeyim. Sahabe-i kiramın çok güzel bir bize öğretisi var. Diyorlar ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize önce imanı öğretti, sonra Kur'an'ı öğretti. Bakın Kur'an öğretilebilir insan, ezberleyebilir, mana verebilir ama iman ne kadardır? Esas iş budur. Onun için de İmam-ı Buhari'nin mesela hadis kitabında imanı anlatırken amellerle anlatıl, amel ve imanı anlatırken en başında der ki kim bunları ikmal ederse fakat istekmeler iman, imanı kamil olur. Biz bazı hadis-i şeriflerin parantez içinde kamil diyoruz. Yani komşusu açken tok yatmayan bizden değildir. Ya da kendi nefsi için sevdiğini kardeşi için sevmeyen mümin değildir. Ne yok kafir mi diyelim? Araya bir parantez açıyoruz. Mümini kamil mümin yapıyoruz.
İmana gelince defolu olsa da fark etmiyor. Ama eşyaya gelince defolu olanı pek alasınız gelmiyor. O halde mesela şu ayet hatırıma geldi derse girerken. Kıyamet gününde müminler nurlarıyla beraber yürüyecekler. Münafıklarsa ışıksız kalacak. Müminlere diyecekler ki naktebis min nurikum. Bekleyin de sizin nurunuzdan iktibas edelim. Yani ışığınızdan yürüyelim beraber. Onlar da olmaz bu iş diyecekler. Yani siz geri dönün. Gidin dünyadan mı olacaksınız? Nereden alırsanız alın. O zaman diyecekler ki galu yunadunehum elemnekum ma'akum. Dünyada biz sizinle beraber değil miydik? Münafıklar, Müslümanlarla aynı toplumda yaşamadık. Beraberdik. O zaman niye sizden ayrılıyoruz ki burada? Ama onlar galu diyecekler ki bela evet öyle ama velakinnekum fetentum enfusakum ve tarabbastum. Sizi kendi nefisleriniz zehirledi yani, fitneledi. Siz kendi kendinize mağlup oldunuz. Sonra ve tarabbastum, beklediniz. Yani Müslümanları gözetleyip duruyordunuz bir yıkılsalar. Vertaptum, şüpheye düştünüz. Ve garratkumul emani, sizin ümniyeleriniz, tahminleriniz, arzularınız sizi kandırdı. Kendi kafanızdan bir beklentiye girdiniz. Hatta ca'emrullah, ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar. Bir de ve garratkumul emani, ve garratkum billahil garur, ve garrakum billahil garur. Ve şeytan Allah hakkında da sizi yanılttı. Siz öyle bir Allah tasavvuru ortaya koydunuz ki Kur'an'ın ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrettiği Allah değil de kendi kafanızdan Allah herkesi sever. Allah şöyledir, Allah böyledir. Ya da kötülükleri ona verdiniz, iyilikleri kendinize aldınız. Siz Allah hakkında da bilgileriniz doğru değildi. Onlara söyleyecekler ve onlar tabii çok pişmanlık, nedamet, bir geçerli akçe sunamayacaklar diye Cenab-ı Hak anlatıyor. Şimdi dönelim ayet-i kerimelere. Kur'an-ı Kerim'de mesela bir ayette şöyle başlıyor. Efelem yesiru fil ardı feyanzuru keyfe kana akibetul lezine min qablihim. Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi? Ya mesela bu vaazı nasıl yapacağız? Hadi abdestin farzlarını anlattık, orucu da anlattık. Bu nasıl olacak? Geçmiş medeniyetler, Kur'an'ın yazdığı, arkeolojilerin bulduğu, tarihçilerin araştırdığı, insanların mitoloji şekline çevirerek bile olsa anlattığı birçok insanlık hayatı var, değil mi? Bunları görmüyorlar mı? Kânû eksere minhum ve eşedde kuvveten ve âthâren fil erdi femâ evnâ enhum mâ kânû yüksibûn. Onların sayısı Mekkelilerden çoktu. Daha güçlüydüler. Nasıl güçlü? Mekke'deki hiçbir bina Ayasofya kadar var mıydı? Var mıydı? Yoktu. Ayasofya peygamberimiz doğmadan önce yapıldı. O dönemde yapılmış. Mekke'de o kadar teknoloji var mıydı? Yoktu. Bak gördük mü? Şuradaki Justinian'in yaptığı köprü hala duruyor. Bak kaç seneden beri. Aynı adam yapmış. Peki bu kadar güçlüydüler. Daha eskiden kim bilir neler vardı. Yeryüzündeki eserleri de sağlandı diyor Cenab-ı Hak. Ama فَمَا اَنَانْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ne var ki kazandıkları onları kurtaramadı. Yani elde ettikleri şeyler onları ne yapamadı? Gelecek mağlubiyetten, ahiretteki azaptan kurtaramadı. Şimdi devam ediyor ayet. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. Elçileri onlara açık seçik delillerle geldi. Ferihu bima indehum minel ilm. Sahip oldukları bilgiyle şımardılar. Ferihu, şımarmak olacak burada. Yani sevindi gözüküyor ama hani la tefrah innallaha la yuhibbul ferihin. Karun'a deniliyor ya, sevinme. Allah, yani hangi sevinmek? Şımarma demek oradaki. Yoksa bizim bir şeyi sevmek, sevinmek anlamında değil. La tahsebennellezine yefrahune bima etev. O ayette de öyledir. Yani Cenab-ı Hak demek ki buyuruyor ki bir ilim şımartmayacak insanı. Hatırlıyorsunuz birkaç hafta evvel fayda vermeyen ilimden bir nebze anlatmıştık. Şımardılar ilimleriyle. Ve haka bihim ma kanu bihi yestehzun. Ama alaya aldıkları şey onları kuşattı. Yani
cehaletleri, küfürleri, ahlaksızlıkları, azap onları, toplumsal sıkıntılar kuşattı. Şimdi gelelim ayette bakın. Felemma ra'u be'sena, azabı gördükleri zaman, işte o afetler olabilir, savaşlar olabilir, hastalık olabilir, mağlubiyetler olabilir. İnsanı üzen neyse onları gördüğünde ya da ahireti gördüğünde galu dediler ki amennâ billahi vahde, tek Allah'a inanıyoruz biz dediler. Bir olan Allah'a inanıyoruz dediler. Ama ne zaman dediler? Azabı görünce dediler. Ve keferna bima kunna bihi müşrikîn, ona ortak koştuğumuz şeylerin hepsini reddediyoruz. Sağlamken reddetmediler de musibet, bela gelince, sıkıntı gelince anladılar ki ne atasının, ne babasının, ne parasının, ne hanımının, hiç kimsenin birbirine faydası yok. Herkes birbirinden kaçıyor. Böyle söylediler. Son ayet bu konuda. Cenab-ı Hak Gafir suresi bu, Mümin suresi. 82, 83, 84, 85. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعْهُمْ اِيمَانْهُمْ, onların imanları onlara fayda vermedi. Gördük mü? Ya artık o iman, Allah ona iman diyor ama faydasız iman olduğunu söylüyor. Artık iman fayda vermedi. لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا, azabı gördüklerimizdeki inanmaları onlara fayda sağlamadı. Sünnetallahi lletî kad halet fî ibâdî, Allah'ın kulları hakkında öteden beri kuralı budur, adeti budur, hükmü budur. Eskiden böyleymiş, şimdi de böyledir. Ve hasire hünâlikel kâfirûn, işte o zaman kâfirler, inkârcılar zarar ve ziyana uğradılar. Şimdi değerli müminler, demek ki Cenab-ı Hak biliyor ki imanın da bir yeri var, mekanı var, zamanı var. Öyle yersiz, zamansız, mekansız bir yapılan iman geçerli değildir. Öyle buradan anlıyoruz ki herkes eninde sonunda iman edecek. Edecek ama her iman makbul olmayacak. Uzatmadan başka bir ayete geçelim. Cenab-ı Hak En'am suresi 158. هَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُ الْمَلَائِكَ اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ. Farklı farklı grup insanlar sayılıyor. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini mi bekliyor bu insanlar? Hani diyorlar ya sosyal medyada, yazıda, programda, hani melek bize de gelsin. Onu mu bekliyorlar? Yahut da Rabbinin gelmesini mi bekliyorlar? Allah gelsin bize görünsün, bizimle de konuşsun, bize de bildirsin. Ya da Rabbinin bazı işaretleri, alametler, kıyamet, mucize, onların gelmesini mi bekliyorlar iman etmek için? O zaman Kur'an'ın, sünnetin, ulemanın ortaya koyduğu deliller inanabilecek delillerdir. Böyle ayan beyan göstermiyor. İnsanız ya biz. Hani bir yerde bir duman görsek ne anlıyoruz biz orada? Ateş var anlıyoruz değil mi? E insan bu gördüklerini düşünerek bir yaratıcıyı, bir yeniden yaratılmayı, bunları anlaması lazım. Cenab-ı Hak diyor ki yani şimdi siz bu üçünü mü bekliyorsunuz? Neydi? Melek, Rabbin gelecek ya da azap gelecek. Buyuruyor ki la yenfe'u nefsen imanuha. Bak imanları bir, hiçbir nefse fayda etmeyecek. Lem tekün âmenet min kablu. Buyuruyor ki daha önce inanmamış olanlar ev kesebet fî imaniyâ hayra, yahut inancı sayesinde bir hayır, bir iyilik kazanmamış, yapmamış kimseye Rabbinin ayetleri geldiğinde inanmak fayda etmeyecek. Şimdi diyeceksiniz ki biz inanıyoruz da bunları bize niye okuyorsun? Eskiden hocaları imtihan ederlermiş, köylü alacağı zaman bir ezan okuturlar. Bir namaz, bir Kur'an, bir de vaaz. Ona göre köye tutacaklar. Hoca imanı anlatmış. İnince biri demiş ki bunu tutmayalım. Biz zaten imanlıydık, onu biliyoruz. Başka da bir şey bilmiyor bu demiş. Şimdi siz imanlısınız ama bakın tehlikeye. اَوْ كَسَبَتْ ف۪ي اِيمَانِهَا خَيْرًا. İmanından hayır elde etmek diye bir kelime geçiyor, cümle geçiyor. Ne dersiniz? İmanından faydalanmak.
Şimdi herkes müminim diyor değil mi? Namaza diyorsun gelmiyor. Zekat diyorsun vermiyor. Hacca diyorsun gitmiyor. Cihat diyorsun tiksiniyor. Peki kardeş, sende iman namı var. Peki imanından ne fayda elde ediyorsun? Mümin olmasaydı ne faydan olurdu? Tecrid-i Sarih var. Buhari'nin kısa özeti diyeyim. O Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 11-12 cilt tercüme edilmiş. Onun için de mütercimlerden bir tanesi bir hatıra anlatıyor uzunca. Çok yıllar evvel okudum. Fransa'da bir büyük elçiye bir Fransız Müslüman olmak istediğini söylüyor. Ama diyor, yani namaz öğrendim, duydum da zor gelir bana her gün diyor. Bir de bedenle yapılıyor. Ben kılmıyorum oluyor diyor. Ama ben Müslümanım. Bir de diyor, biz ailece çok içkiye düşkünüz. Yani onu da bırakmak gerekiyormuş. Yo, biz içiyoruz, hiçbir zarar vermiyor diyor. Böyle birkaç madde konuşuyor. En sonunda adamın kafası atmış. O zaman niye Müslüman oluyoruz ki biz demiş. Madem benim yaptıklarımı aynısını sen yapıyorsan benim Müslüman olmama ne faydası var ki, öyle değil mi? Ne faydası var yani? İhsan Süreyya Sırma hocamızın, isim vermem ama verdik. Fakiha Mektupları diye küçük bir kitabı var. Orada diyor ki, bir batılı İslam'ı öğrenmiş, Arapça öğrenmiş. Batılı Arapça öğrenir mi? Valla öyle Arapça öğreniyorlar ki, Müslümanların hadis edebiyatı kitaplarındaki hadislerin nerede olacağına ait 40 yıl cepten para harcayıp efendim hadis fihlisli kitabı yapıyor Hollandalılar. 40 yıl para harcıyorlar. Şimdi internet çıktı da kolaylaştı. Daha evvel hep onu kullanıyordu hoca efendi. Kim yapmış onu? Hollandalılar yapmışlar. Hadisleri çabuk bulalım diye. Tamam. Şimdi ne oluyor bizim yaptığımız işte? Bizde bir tembellik arız oldu. Yani ilmi çalışmaları onlar yapıyorlar. Ama bizler o ilmi çalışmalardan olabildiğince uzak duruyoruz. Sonra da gidip onlara talebe olmaya kalkıyoruz. O arada da bazı arızalı fikirler oluşuyor. Ben ne anlatıyordum? Bir şey anlatıyordum. Fakiha mektupları. Arada da bir vize yapalım. Üniversitede de vize haftası bir hafta sonra. Fakiha mektuplarında diyor ki, o zat öğrenmiş İslam'ı kitaplardan, bir de Müslümanların ülkesine gideyim demiş. 2-3 cümleyle söyleyeyim. İnmiş havaalanında, binmiş bir taksiye, giderken sormuş. Bu ne demiş? O minare ne oluyor? Ezan okunuyor. Ha, sen gidiyor musun demiş. Gitmiyorum ama kalbim temiz demiş taksici. Sonra açık bir kadını görmüş, ona sormuş. O demiş ki, ar namus insanın kalbinde, vicdanındadır, elbisede değil demiş. Bakmış bankadan çıkana, sen ne aldın? Faiz aldın. Faiz haram değil mi? Devlet veriyor demiş. Böyle gezmiş, sormuş falan. En son otele gelmiş. Bakmış bir de din tahsili yapan biri var. Sen ne meyle meşgulsün? İşte onlar o zamandaydı da şu şöyleydi, bu böyleydi. O da dinde kıvırmalar yapmış. İşte o tarihte okunur. Hermeneutik, tarihsel okuyuş falan. Adam rapor yazmış. Ben Müslümanların kitaplarını okudum. Dinlerini de öğrendim. Ama Müslümanları gittim gördüm. Onlar kendi kitaplarındaki Bakara suresindeki şu ayetten şu ayete kadarki kısma benziyorlar. Bakın hangisi o? Münafıklar var ya. Nedir o? İnandık diyorlar ama inanmıyorlar. Şimdi sahabeyi anlatırken Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki içki ayeti geldi, Medine sokaklarına döktüler. Efendimiz ilk faizi akrabamdan kaldırdım. İlk kan davasını akrabamdan kaldırdım dedi. Yahut örtü ayeti geldi, erkekler kadınlara söyledi. Kadınlar hemen en yakın neredeyse oraya gidip bir başını örttüler. Camiye açık kadınlar geliyor. Gelme diyemeyiz. Ama örtün dedik mi kızıyorlar. Böyle de bir hal var. Şimdi Cenab-ı Hak ne buyuruyor burada? Siz bunları mı bekliyorsunuz? Bakın daha önce iman etmemiş olanlara bu sıkıntılar geldikten sonra imanları kabul olmayacak. Ama mümin olarak beni düşündüren evkesebet fi imaniha hayra buyuruyor ki imanında bir hayır kazanç elde etmemiş.
Yani imandan faydalanamamış diye anlatılıyor. Şimdi Nesefi'nin Tefsiratul Edille fi Usulü Din'de diyor ki Maturidi'nin görüşü şudur diyor. Ne demekmiş bu? Buna göre Maturidi ayeti şöyle tevil etti. Ayette bahsedilen vakit azabın gelme anıdır. Bu ise şahit ve gaybe dair delil getirilebilecek vakit değildir. Artık iman için delil sorumluluğu kalktı. Bu nedenle bu kimsenin azabı gördüğü andaki sözü bir bilgiye dayalı olarak söylenmemiştir. Zaten tasdik delile dayanmalıdır. Mukallitin tasdiki delilsiz ise bu iman fayda vermez. Esasen sevap insanın katlandığı meşakkatların karşılığıdır. Yoksa imanın kendisinde bir zorluk yoktur. Var mı imanın kendinde bir zorluk? Ettim kabul dersin ama ortada bir ibadet yok. Ama imanı istidlal yoluyla elde etmek, imanın zıttına olan şüpheleri izale etmek, şüphe ve delilleri ayırt etmek için tefekkür etmek meşakkatlidir. İçimizdeki sorular, toplumdaki soruları kaldırmak için. Şu halde ahirette bazı alametlerin görüldüğü andaki iman delile dayalı değil, bilakis korku ve sıkıntıyı gidermek içindir. Delil dünyadadır. Oradaki sıkıntıyı gidermek için. Dolayısıyla bu iman herhangi bir meşakkat ve gayreti ihtiva etmemektedir. Halbuki insanın imanının mükafatını alabilmesi için bir takım çabalar göstermeli ve bu uğurda karşılaştığı sıkıntılara göğüs germesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde insan imanın sevabına ulaşabilir. Bu bağlamda insan eğer sadece dünya lezzetlerine yönelmiş ve herhangi bir gayret göstermeden, sıkıntıya katlanmadan tasdikte bulunmuşsa bu kimseye imanı fayda vermezdi. Onun için sahabe-i kiram birbirlerine derlermiş ki gel bir saat otur iman edelim. Nasıl iman edelim? Yani bir saat iman edelim ne demek? Alimler diyor ki gel imanı konuşalım. Alimlerle, akaid bilenlerle, başka ilim sahipleriyle bu iman nasıl halledilecek? Tasavvuf ehliyle, gramercisiyle, lügatçısıyla, tefsircisiyle öyle bir iman oluşacak ki inandıracak ki bizi, inanmaya gönlümüzü açacağız ki ondan sonra bizim amellerimiz değişecek, hayatımız değişecek. Neden? Bizi iman düzeltecek. Onun için Nesefi'ye göre bazı anında, yani dirilme anında, azap görüldüğü anda ahirette iman fayda vermez. Kişi imanın sevabından faydalanamaz. Küfrün neticesinde kendi başına gelecek neticelerden kurtulamaz. İmanın hakikati olan tasdik bu kişilerde bulunur ama bu belirtilen durumlarda iman gerçekleştiği için böyle bir imanın anlam ve faydası yoktur. Aslında bu kimselerin iman etmesinin nedeni azap ve korkuyu, sıkıntıyı kendilerinden uzaklaştırmaktır. Bu nedenle de onların imanı geçerli değildir. İşte Firavun biliyorsunuz ölürken söylediği söz. O zaman Nesefi'ye göre ancak şu durumlarda imanın sevabı elde edilir. Bir, azabı gördüğü anda ondan kurtul faydalanamaz sevaptan. Azabı gördüğü anda ondan kurtulmak için gerçekleştirilen iman fayda etmez. İki, zorunluluk ile gerçekleştirilen ve özgür iradeye dayanmayan iman da fayda etmez. Üç, bilincin yerinde olmadığı hallerdeki tasdik de fayda etmez. İman. En böyle iman için ne yaptın, ne düşündün, ne okudun, ne dertlendin, kime gittin sordun. Şimdi bir mikrobun peşine düşüp bütün dünya konuşuyoruz. Bir hasta olduk mu gitmediğimiz doktor, ilaç, efsun, rukye, şifa sebepleri arayıp durmuyor musunuz? Peki problem ne? Bu toplumun problem ne? İman problemi. Efendim yok mu var mı? Onu konuşmuyoruz ki. Var olan imanın ortada bir görüntüsü. İman olsa bizde. Ezan okununca böyle mi olur sokaklar? Şu cuma namazında bir arkadaşımız burada ezan okudu. Cami burada inşaattayken. Meydana dedi namaz kılmaya geldim. Ezanı burada okudum. Koşa koşa meydana yetişeyim cumaya. Sanki hocam cumada ezan okumamışız biz dedi. Herkes sokakta ya dedi. Biz zannediyoruz ki herkes cumada. Peki üç cuma kılmayanın kalbi mühürlenir sözü hiç tesir ediyor mu insanlara? Tabii onlara kızarak, sizinle dertleşerek bu problemi çözemeyiz. Ama derdimiz çok derin.
Bu memleketin sistemi de, rejimi de, doktrini de imandan koparttı milleti. Yok efendim Türkiye Cumhuriyet yeni sistem İslam'ı içine aldı, yok parantezin dışına aldık, yok koruduk da, yok bilmem ne yaptık da, işte sonuç belli. Sonuç ortada. Eğitim sistemi buyurun, kazanç sistemi, faiz insin çıksın. Bu kadar Müslüman tüccarlar var, bu kadar ilim adamları var. Mustafa Hoca'nın işi değil ki faizin iktisat kurallarını bilmek ve bulmak. Onların feveran etmesi lazım. Müslüman bir sürü Sapsa'da adam var, Atsa'da adam var, TBB'de adam var. Tüccarlar yok mu? Var. Ama nerede? Niye? İslam dertli. Burada meslek isimleri saymayacağım. Meslek kuruluş örgütlerinin çoğu İslam'a değil, yerel ve milli değerlere bile karşı. Öyle değil mi? Zor bir durumdayız. Bir taraftan kendimizi kollayacağız. Bir taraftan çoluk çocuğumuzu, bir taraftan da onlar da bizi iman etmeye çağırıyor. Hocam okudu ayeti, bulabilecek miyim bakayım, işte şuradan bakayım. Bu sabah nereden okudu? Rum suresiyle bir de şeyden okudu. Lokman suresinin başından okudu. Ayeti kerimede şurada bir yerde olacak. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, onlar batıla iman ederler. Öyle değil mi ayet-i kerimede? Şimdi yerini bulamadım, aramayın. Batıla iman ederler diyor, buyurun. Şimdi demek ki iman kelimesi hak içinde kullanılır, batıl içinde kullanılır. O zaman Elmalı Hamdi Yazır diyor ki, batılın müminlerinin iman kuvveti kuvvetli olduğu için müminleri yeniyorlar diyor. Şimdi biz niye yeniliyoruz yeryüzünde? Onlar da inanıyor, biz de inanıyoruz. Onlar yanlışa inanıyor ama onların yanlışa inançları bizim hakikate inancımızdan daha kuvvetli. Davalarına bağlılıkları doğru mu? Ufacık bir dernek Türkiye'yi ayağa kaldırıyor. 80 bin tane cami var. 10'ar tane adam koysanız 1 milyon insan yapar. Ne kötü bir hayat kalır, ne film kalır, ne sokak. Hiçbir şey kalmaz. Kalır mı? Kalmaz. Ama bu şey, rahmetli Kadir Mısıroğlu'nun dediği gibi. Yani Rusya'dan dedi uçan göçmen kuşları geliyor Karadeniz'e, dedi. Öyle dedi, sahillere yorgun duruyorlar. Camilerimiz yorgun insanlar da haline geldik dedi. Yani yapı bu. Bir dernekle uğraşıyor, imamla uğraşıyor, imamınla uğraşıyor, o komşuyla uğraşıyor. Hani ne yapalım, koca koca adamlar 50-60 yıl yaşamış, emekli olmuş bir sürü cemaatimiz var. Fikirleri, zikirleri, tecrübeleri öyle büyük ki o mahalleyi uçurması lazım. Kim uçuracak? İşte hoca dedi, müftülük dedi, devlet dedi, millet dedi. Tamam da biz ne yapıyoruz? O zaman şimdi burası böyle. Devam edelim. Şuara suresinden bir ayet okuyacağım. Cenab-ı Hak biliyor ki يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالُمُ وَلَا بَنُونَ. O gün mal ve evlat fayda vermez. Yani onların çok. Onlar çünkü diyorlar ki bizim malımız ve evladımız çok, bize azap olmaz. Başka bir ayette şöyle buyruluyor. Hepsini okumayacağım. Şimdi en sonunu okuyacağım. Vakit ilerliyor. فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Artık o zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak ve Allah'ı hoşnut etmeleri de istenmeyecektir. Ya burada Allah'ı hoşnut etmek, razı etmek hakkımız, görevimiz değil mi? Ama o gün hayır, sizden hiçbir şey istemiyoruz artık. Öyle bir zaman gelecek, bunlar fayda etmeyecektir diyor. Başka bir ayet hemen söyleyeyim. Mesela buyuruluyor ki فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمِنَتْ فَنَفَعَ اِيمَانُوَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسْ. Bir tek istisna, Yunus'un kavmi hariç, onlar iman edinceye kadar dünyadaki azap üstlerinden kaldırılmış ve kendilerine belli bir süreye kadar yaşama imkanı verilmiş. Yani bela geldi mi iman hakkı alınıyordu ama Yunus kavminde peygamberin bir ayrılışı var. İzinli ayrılmadı, kaçak köle gibi anlatılır. Bu sebeple onlar da peygamberleri gidip azabın geldiğini görünce iman ediyorlar. Cenab-ı Hak da Yunus peygambere sen de niye gittin diyor. Çıkıyor, dönüyor, yüz binler iman ediyor yeniden. Onun için Cenab-ı Hak peygamberimize وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْحُوْءِ. Balık sahibi peygamber gibi olma, sabırlı ol diyor. Peygamber, bir peygamberin yaptığı
bir kusur bile aslında azap gelecek dedi. İnanmadılar, inanmadılar. O da dedi ki benim başıma gelmesin, ayrılayım dedi. Artık gücüm tükendi dedi. Rabbi inni mağlubun fentasır diyor Nuh peygamber. Artık mağlup oldum ya Rabbi, yardım et. Ya artık bitti, artık yapacak bir şey kalmadı diyor. Şimdi burada görüyoruz ki bir tek bu istisna var. Şimdi Firavun'la ilgili var. Hatta izâ edrekehul gârak. Tam boğulma esnasında kâle. Âmentü ennehu lâ ilâhe illâ. Lâ ilâhe illellezî âminet bihî benû İsrail ve ene minel müslimîn. Şimdi burada da ilginç bir şey var. Aslında lâ ilâhe illallah dese yeterdi ama Allah onun burnunu öyle ezdi ki İsrail oğullarının iman ettiğine inandım dedi. İsrail oğullarını yüzebbihune ebnâikum ve yestahhüne nisâikum, çocuklarını öldürüyor, kadınlarını zillet içerisinde hayasızca yaşatıyor, başka işlere sevk ediyor ya. Şimdi bak, iman ettim demedi sadece. Benim şu hor hakir gördüğüm adamların imanı gibi iman ettim dedi. Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenennâf gâlû enü'minû kemâ âmenessufehâ. İnsanların iman edin, insanların iman ettiği gibi iman edin dendiğinde diyorlar ki ya bu biz akılsız sefihlerin iman ettiği gibi iman edeceğiz. Bak bak münafıklar. Bunların imanı gibi iman olur mu diyorlar. Ama sonra diyorlar ki tam onların da imanı gibi biz iman ettik. Gördük mü? Şimdi böyle söyledi mi? Ve ben Müslümanım dedi. Ve enemden Müslümin. Tamam. Şimdi Cenab-ı Hak al ana ve kat asayı tekab ve kün teminden müfsidin. Şimdi mi dedi? Yani şimdi mi Müslüman oldun? Bundan evvel isyan ediyordun. Şimdi ne olacak? Biz seni, sen daha önce de müfsittin dedi. İnne fî zâlike la ibrata. İşte bunda ibretler vardır. Nâziyat suresinde var, Taha suresinde var. Birçok surede var. Ene rabbukumul a'lâ fe akhazullâhu nekâlel âhira. Anlatıyor ayetler Nâziyat'ta. O ibret alınsın diye. O zaman burada bakın demek ki alimler diyorlar ki bu iman geçerli iman değildir. Artık icbari bir durumda iman etmiştir. Mesela başka bir ayet. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَّاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ اَحَدُهُ الْمَوْتِ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ. Günahı işledi, 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 işledi. Oturdu artık. Dışarı da çıkamıyor, sağlık da yok. Dedi ki ben şimdi tövbe ettim. Cenab-ı Hak biliyor ki şimdi tövbe zamanı. Bir şey yapacak halin kalmadı ki. Bütün hayattan ümidi kestin. Bir de kafir olarak ölenlerin tevbeleri makbul değildir. Yani bu kadar zulüm, günah işleyeceğiz. Son anda bir cümleyle bir hoca çağırmak, ağzımıza bir zemzem sürmekle, cemaatin yalandan iyi bilirsin demekle, hiç hocanın belediyece dua etmesiyle, hani var ya belediye hocaları bazen böyle ileri geri ya işte. Bütün belediye hocaları kötü değil ama böyle bakıyorum ezbere bir şey söyleyeyim. Ne alakası yok. Ne adamla ne dinle alakası var. Sonuç Cenab-ı Hak diyor ki bu fayda vermeyecek bu insana diyor. O zaman işte Üsame bin Zeyd'in bu öldürdüğü kimseyle ilgili bu ayet okunuyor. Bakın burada diyor ki hadiste Maturidi Hazretleri diyor ki ey iman edenler hitabıyla başlayan bazı ayetlerde amel bakımından eksiklik içinde olan müminlerin uyarıldığına ve amellerinin eksikliğine rağmen onlardan mümin diye bahsedildi. Ameli eksikse de mümin diye bahsedildi. Üsame bin Zeyd'in öldürdüğü kişi Mirdas bin Nahik adındaki Cüheyneliydi. Kabilesinin diğer fertleri Müslümanları görünce kaçmış. Tamam mı? Sonra o ise güttüğü koyunlarını otlatmaya devam etmiş. Bir başka hadise. Müslüman olmuş, kelime-i şehadet getirerek İslam'ı kabul ettiğini ikrar etmiş. Üsame ise kılıç korkusuyla Müslüman olduğunu düşünerek onu öldürmüş. Neden? Bizim şiddetli azabımızı görüp de iman etmeleri kendilerine fayda sağlamadı ayetine uygun davrandım ben demiş. Savunmasını nasıl yapmış? Hani okuduk ya Mümin Suresi 85. ayeti. Ya Resulallah demiş. Adam azabı gördü öyle iman etti. Ayette buyurdu ki azabı görünce iman olmaz. Azap da ona kılıççı demiş. Efendimiz bunun üzerine efendim bu sebeple onu mazur görüp diyet ödetmeyen peygamberimiz şöyle diyor. Ey iman edenler şu ayeti söylüyor. İniyor. Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayın, dinleyin
size selam verene, dünya malına menfaatını gözeterek sen mümin değilsin de demeyin diyor. Çok kritik bir sınır var yani. Çok kritik sınır var. Onun için gerçek iman kalpte olmasıyla başlar. Kalpte yoksa hiçbir yer şey kabul etmez onu. Tamam? Dil kalbin tercümanıdır. Bazen doğru söyler, bazen yalan. Mesela mümin olduğu halde baskı sebebiyle küfür sözü söylese o insan kafir sayılmaz. Tamam? Niye? Kalpte var ya iman, onun için. Bundan dolayı mesela Nisa suresinde var. Münafıklar iman ettik diyorlar ama tağut, yani İslam dışı sistemlerle problemlerini çözmek istiyorlar. Bunları iman ettiniz mi zannediyorsunuz diyor. Başka bir ayette fela ve rabbike la yu'minun, onun altında Allah yemin olsun ki bunlar inanmamışlardır diyor. Bunlar şeriatsız bir din istiyorlar. Hüküm istemiyorlar dinden. Sadece bir inanmak olsun, kendini rahatlatsın. Şeriatı olmayan bir dine inanan adam mümin olur mu? Bunlar inanmadığını Allah kendisi yemin ediyor. O zaman bakın Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel kitaplarında Efendimiz şöyle buyuruyor. Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Güneş battığı yerden doğduğu zaman bütün insanlar toptan iman edecek. Fakat artık o gün daha önceden iman etmeyen yahut da imandan hayır kazanmayan hiç kimseye o imanı fayda vermeyecektir diyor. Yani kıyametin açık alametleri belirdi. Yıkılıyor ortalık. Artık yok, tamam, bunlar söylendi. Bu saatten sonra bu iş olmayacak. O zaman buradan ne anlıyoruz? İmanın bir bütün olduğunu anlıyoruz. Mesela İnnellezine yekfurune billahi ve rusuli ve yuridune en yufarriku beynallahi ve rusuli. Allah ve Resul'ün arasına ayıranlar. Sonra devamını söyleyeyim. Bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz diyenler ve burada ayrıca bunlar arasında ya da yol tutanlar. Yani inanıyor mu, inanmıyor mu? Bir bakıyorsun inanıyor gibi, bir bakıyorsun inanmıyor gibi konuşmalı. Siyasi, ideoloji, hayat. Cenab-ı Hak diyor ki اُلَٰئِكُمْ لِكَافِرُونَ حَقَّ. Gerçek kafir bunlardır diyor. İnanıyor ya birazına. Olmaz diyor. Geçerli iman hiçbir peygamberin arasında ayrım yapmayacak. Allah ile Hazreti Muhammed Aleyhisselam arasındaki sınırı da bilecek. Yani sınırı bilecek ne demek? Men yutayır Resul fakat ata Allah. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. İşte peygamberi devre dışı bırakacak. Öyle de olmayacak. Başka? Nü'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'din. Ya İslam dini çok güzel bir din ama örtüsü, haramları yahut da cezaları veya başka şeylerini beğenmiyorum. Bunlar kafirdir diyor Cenab-ı Hak. Ama bunun dışında olanlar nedir? Onlar için de Cenab-ı Hak mümindir diyor. Çünkü müminler böyle bir ayrım yapmaz diyor. Mesela galetil arabu amenna. Peygamberimize bir kısım bedevi gelmiş, biz iman ettik demiş. Peygamberimiz sormuş şimdi. Bir şeyler konuşmuş. Bakmış ki burada ortada öyle bir iman yok. Siz en iyisi teslim olduk deyin. Çünkü velem mayet kulul imanı fi kulubikum. İman sizin kalbinize girmedi demiş. Hadi bakalım. O iman nasıl girecek kalbimize? Dil ayrı bir şey, kalp ayrı bir şey. Sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki yani böyle iman olmaz. İman aşağıda anlatıyor. İlaikumus sadikun diyor Hucurat suresinde. Allah'a, Resulüne ve cihada ve şüphesizce sümmelem yartabu, hiç şüphe duymadan bu şartları tamamlayacak diyor. Mesela galu amennâ bi'efvâhim ve lem tü'min kulûbu. Dilleriyle iman edip de kalpleriyle iman etmeyenler Habibim seni üzmesinler diye bir ayet var. Memlekette diliyle müminim diye kendini bir sınıfta görebilir. Ama kalbine inanmamış. Görüyorsun yani inanmadığı belli adamın yaptığı çalışmalarda. Sonuç değerli dostlar, tamamlamaya çalışıyorum. Hep ayetlerin bir kısmını bıraktım. Ve innehum leyasuddunhum anissebili ve yahsebune ennehum muhtedun. Şeytana, batıla, kötülüklere dost olanlar kendilerini hidayette zannediyorlar diyor. Adam kaçmış, ipin ucunu kaçırmış, gitmiş, bitmiş. Ama o zannediyor ki ben Müslümanım. Allah diyor ki senin zannettiğin gibi olmaz ki diyor. Çünkü sen bana sırt dönmüşsün, şeytana kardeş olmuşsun. Ama kendini öyle zannediyorsun diyor.
فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Aynısını burada da söylüyor. Yani şeytan ve avanesini, rejimini, sistemini dost ediniyor. Kendisini Müslüman zannederler diyor. Yani biz de hidayetteyiz, biz yanlış yolda değiliz derler diyor. Sonuç olarak Muhammed bin Münkedir isminde bir zat, ölüm anında çok şiddetli bir korku ve huzursuzluk kaplamış kendini. Etrafındakiler sormuş, hayırdır, endişen nedir, bu kadar korkun nedir değerli bir insan? Ne demiş biliyor musun? وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ demiş, ayet okumuş. Ben, yani Allah'ın işledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak, alay edip durdukları şey onları kuşatacak ayetini söylüyor. Çok korkuyorum, Rabbimin huzurunda hiç de ummadığım bazı şeyler ya çıkarsa, perişan olursam, bu ayet aklıma geldi ölürken, hiç ummadığım şeyleri çıkarır kalbimdekini, dilimdekini, amelimdekini, işte bu sensin derse ne olacağım diye korkuyorum diyor. Halbuki sevilen, sayılan biri ama demek ki böyle bir endişe taşıyorlar. Bunun için Cenab-ı Hak biliyor ki cehennemi gördüklerinde Rabbena ebsarna ve semina fercina namel salih inna mukinun. Gördük, işittik, bizi geri döndür, güzel yaşayalım, biz şüphesiz inandık diyecekler. E ne faydası var? Hiçbir şey yok. Rabbena ahricna namel salihan gayrallezi künna namel. Bizi cehennemden çıkar ya Rabbi. Yaptığımız amellerin tersini yapalım. Kötü yaptık, iyi yapalım. Rubema yevettüllezine keferu levkanu müslümin. Keşke Müslüman olsaydık. Bak gene Müslümanların günahkarları biraz yandı çıktı. Biz oradan da çıkamıyoruz diyeceklerdir. Hatta kâle rabbir ci'un leallî amelü salihan fîmâ taraktu kelle innehâ kelimetimi ve gâiluhâ. Ya Rabbi bizi geriye döndür. Bıraktığımız amelleri yapalım diyecekler. Ama o boş sözden başka bir şey değildir diyor Allah. Hiçbir faydası yok. Sadece konuşmuş olacaklar. Öyle konuşacaklar. Ya leytenâ nurattu velâ mükezzibe bi âyâti rabbina. Bizi döndür de ya Rabbi geriye. Biz sana inanalım. Efendim yalanlamayalım seni ya Rabbi. Yalanlamayalım senin ayetlerini. Ve nekûne minel müminin. Mümin olalım ne olur ya Rabbi. Ama Cenab-ı Hak diyor ki döndürsek de gerçi onlar gene aynı. Velevruttu leadu limanuhu anhu ve innum lekazibun. Geri gelse buraya dünyanın cerbezesi gene onu kaptırır. Gene aynı yere gider. Son bir ayet. Rabbena ahkırna ila ecelin garibin nücib da'veteke ve nettebi'ur rusul. Daha ölmeden ölüm işaretleri gelince der ki ey Rabbimiz ecelimi birazcık geriye bırak da nücib da'veteke. Davetine icabet edelim. Ve nettebi'ur rusul. Peygamberlere uyalım. Yahut da fe'assaddeka ve ekum mines salihin de var münafıkın suresinde. Ya Rabbi ecelimi geriye bırak da sadaka vereyim ve salih insan olayım diyecek. Cenab-ı Hak velen yuakhirallahu nefsen izâ câe eceluhâ. Vakti gelene asla bu imkan verilmeyecek buyuracak. Bu duygularla şimdi siz imanlı insanlarız ama imanımızın derinliği üzerinde düşünmeli. Bunun yolu kimininki zikirdir, kimininki ilimdir, kimininki fikirdir, kimininki duadır, kimininki cihattır. Hangi yolla nasıl olur bilemem. Ama böyle bir derdimizin olduğunu bilmeli bir. En önemli iş sadece şunu öğrensek yeter. İmanından hayır kazanmamış kimseler. İmanımızdan ne kadar hayır kazanıyoruz? Kazanıyoruz da. Niye az kazanıyoruz? Daha çok kazanılır diye. Ne yapıyor şimdi? Ben cuma pazarına gittim. Adam fasulye satıyor şimdi. Esnaf. Ben yaşa yakın. Şöyle baktım. Bir güzel dükkan açmış. Tek tek. Çuvallarda işte fasulyedir, biberdir vesaire bunlar. Şey biber diyorum. Kuru bakliyat. Abi burada kaç ton vardı? En az 3 ton falan vardı. Fakat dükkan gibi ha, onu kıyamazsınız kaldırmaya. Hocam erken geliyoruz dedi, müşteri olmadan. Bu görüntü olmadı mı mal satmıyor dedi. Öyle güzel çuvalları koymuş ki bu satacağı neyse şöyle yani bu sökülecek. 4 yere kuruyorum ben kaldırıyorum dedi. İnsanın beli dayanmaz.
sağduyulayan. Ama niye? Hayır var, fayda var onun için. Doğru mu? E peki imanın faydası nasıl olacak dünyada? Ne kadar faydalanıyoruz imandan biz? İmandan faydalandığımız için böyleyim diyebiliyor muyuz? Herkes kendine sorsun. Ve bu konuda Efendimiz kalbime bir ağırlık gelir, gaflet gelir de ben Rabbime her gün tövbe ederim diyor. Onun kalbine ne geliyor ki o öyle diyor. Niye tövbe eder peygamberler öğretiyor? İbadet bile yapsak hakkıyla yapamadık ya Rabbi. Namazda daldık, zekatta eksik oldu vesaire vesaire. Bu duygularla Rabbim şu imanımızı kabul eylesin. İmanımızı yükseltecek sahih yollar, ilim, tefekkür, dua, anlayış, ibadet, zikir, cihat, razı olacağı ne varsa onunla imanlarımızı çoğaltsın. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Bizim yolumuzda gayret edenleri biz yollarımıza ulaştırırız. Biz iyi kullarla elbette beraberiz diyor Cenab-ı Hak. Ve imanımızdan fayda elde ederek o gün huzuruna varıp selamun aleyküm tıbtum fedhulûhâ halidîn ve galhamdülillâhillezî diye başlayan ayetler de var. O Allah'a hamdolsun ki vaadinde sadık çıktı. İstediğimiz yere de bize cennette yerleştirdi demeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Hakkınızı helal edin. Cenab-ı Hak geçmişlerimize rahmet eylesin. Evlad-ı âlimize sağlık, afiyet, dinde sebat ihsan eylesin. Kusurlarımızı affeylesin. İllahi Teala'l-Fatiha.